şehir 06 bırakam 212'den ara. O yakayla bu yaka ayrım ve kıyaka, beyaz çorap fiyaka. Politika riyakar da komün hala hayatta, bilhassa sokakta. Yeah. İmkan olsa ok atacağız da idare eden tokatla. Argo jargon, yumruk ve çok az caz. Merhabalar, iyi akşamlar. Akay Konur stüdyolarından hepinize tekrar sesleniyoruz. Kar altında bir Ankara'dayız şu anda. Ama bizim her zaman gibi can evimiz ciğerimiz yanıyor. Bölüm çekmeye devam ediyoruz. Bu gece evimizdeyiz, Haymatlos'tayız. Dışarıda karlı bir hava var. İşimize gücümüze devam ediyoruz. Yakın zamanda yeni konseptler de getireceğiz. Size şimdiden sürprizlerin haberlerini verelim. Onun haricinde şarkıyı yenileyeceğiz artık. Aboneyim abone. Yani abone olursanız seviniriz. Olmazsanız öperiz sizi buradan. Akıl sağlığınıza dikkat edin. Pandemi bu kadar hızlı devam ederken. Bu gece yanımda Ankara'nın rock sahnesinden, gece hayatından tanıdığımız Süleyman abi, Süleyman Bağcıoğlu var yanımızda. Ben hayatımda bu kadar yakışıklı yaşlı görmedim açıkçası. Ve Ankara'ya dair, rock müziğin geçmişine ve bugününe dair ve birazcık da kendi geyiğimize dair sohbet yapacağız. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Merhaba. Süleyman abi hoş geldin. Selamlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm. Nasılsın abi? Nasıl gidiyor? Teşekkürler abiciğim. Nasıl gidebilir? Rezalet. Neden abi? Bir şey mi oldu? Ha? Abi yersiz sohbetler değil mi? Aynen abi. Şöyle tutayım. Kupayı da yanlış tuttum. Yersiz sohbetler. Yani işte idare etmeye çalışıyoruz ama yani tabii çok zor durumlar var. Psikolojik olarak falan. Yani. Hangisi en çok zorladı abi seni süreçte? Ya, kapalı kalmak mı? Parasızlık mı? Müzik yapamıyor olmak mı? Tabii ki müzik yapamıyor olmak. Yani tek başına müzik yapmak benim şeyim değil. Yani tek başına yapanlar da var. Ki onları aslında hep düşünürüm yani. Nasıl yapılıyor? Nasıl yapıyorlar? Bir günde 24 saat, 12 saat müzik, gitar çalamıyorsun. Hatta yani bu dönemlerde acaba çalmasam mı falan diye böyle triplere de girdiğim oluyor yani. Müzikten soğuduğun bile oldu mu? Hayır canım, müzikten soğumak değil de bu çalmayla tabii bu çok komple bir olay abi. Çalmak yani hani tek başına çalsam bile gecenin oturduğun yerdeki durum, işte ne bileyim ben o andaki ruhsal durumu, bunlar tabii çok etkileyen unsurlar gibime geliyor. Peki abi, bilmeyenler, tanımayanlar için seni hoş, Ankara'da insanlar gece dışarıya çıktıysa ya da müzik dinlemeye gittiyse senin isminden ya da grupların isminden bir şekilde haberdar olmuşlardır. Ama merakımız şu, Süleyman Bağcıoğlu kimdir? Benim abi. Çok az bize kendinden bahseder misin? Abi 66 yaşındayım, 55 doğumluyum. Maşallah. Ondan sonucuma kendim bildiğim bileli hayatımda birinci planda olan hep müzik oldu. Gitar çalmak oldu. Bir 8 sene memuriyet hayatım oldu. Ondan sonra hayatımın çok güzel bir dönüm noktasıydı. Büyük bir zevkle istifa ettim. Hatta istifa mektubuna neler yazdığımı, müdürüme nasıl bıraktığımı falan çok iyi hatırlıyorum. O güzel bir kare hayatımda. Sonra çaldım abi hep. Yani işte ne bileyim ben böyleyim. Yani zaten Sex, Drugs and Rock'n'Roll temalı bir programda ne olur? Ama bahsettiğin şey birçok müzisyenin zaten hayalinden bahsediyorsun yani. Sadece müzik yaparak yaşayabilmek, müzik yaparak hayatına devam edebilmek zor olmuştur diye düşünüyorum. Zor oldu tabii ama yani hayattan ne beklediğinle çok doğru orantılı bir şey. Ne bekliyordun abi hayattan? İstifayı yani, bastığında ulan tamam artık ben sadece müzikle hayatta kalacağım dediğinde. İstediğin müziği yapayım, karnın doyusun yeter. Doydu mu? Doydu. Yani istediğim müziği yaptım mı? Yaptım. Ama tabii yani bu çok göreceli bir şey. İstediğim müzik kendi yani besteci değilim. Hep hayatım boyunca cover çaldım. Ama istediğim şeyleri çaldım. Yani hiçbir şey acaba şu andaki trend nedir? Ne yapmam lazım? İnsanları nasıl alayım falan diye öyle bir kaygı olmadı. O zaman şuradan devam edeyim. Bugüne geldiğimizde Türkiye'deki müziğin, özellikle de rock müziğin gelişimini nasıl görüyorsun? Abi o kadar enteresan bir konu ki, soru ki bu. Zevk alıyor musun abi? Bugün dinlediğin rock sound'dan zevk alıyor musun?
Yani, İlk olarak bunu bir kere yani benim için 1980'de rock bitti. Yani o ansiklopedi kapandı. Bunu klasik rock için söylüyorsun galiba. Yani şimdi evet klasik rock için söylüyorum belki de sonra yani ben hiçbir zaman kendi duygularıma göre hele ki müzikte böyle dar bakmamaya çalışırım. Hep de yeni çıkan şeyleri hep dinliyorum ama bir türlü kalbimiz oraya doğru gitmiyor yani gidemiyor. Yani ben benim için 80'den sonra bitti ve şu anda ortada rock diye bir şey yok. Dediğim zaman bu benlik bir durum yani. Ben böyle düşünüyorum. Dinleyenler de muhakkak Halil Ağa falan diyecektir bana da. Bugün dinlediğinde peki keyif aldığın ya da işte müzik yapanları örnek gösterdiğin ekipler, insanlar var mı? Ya bak şu çocuklar iyi gidiyor. Bak bu çocuklar iyi olacak dediğin. Valla vardır herhalde ama yani böyle çok hani şunlar bunlar. Yani Türkiye'den mi? Türkiye'den. Türkiye'de tabii çok var yani çok. Çok eskiden de çok iyi besteciler vardı. Şu anda da var. Enstrümantalistler acayip. Çok fazla var. Peki günümüz müziğine dair rap ile ilgili ne düşünüyorsun abi? Rap. Türkçe rap ile ilgili ne düşünüyorsun? Türkçe rap'te yani son zamanlarda kulağıma çarpan acayip rapler var. Yani ki ben rapten nefret eden bir insanım. Tamamen nefret ediyorum. Yani nefret etmenin üstündeyim de. Ama yani dünyadaki bütün raplerle falan boy ölçüşecek, hatta onların çok daha üzerine çıkmış bir şeyler yapan gençlerimiz var. Bir de çok acayip yapıyorlar yani. İsim hafızanın böyle iyi olmadığını söylemiştim bana ama isim verebilir misin bana? Veremem ki. Veremezsin. Çünkü yani dinliyorum, kulağıma çarpıyor. Siktir çok acayipmiş falan diyorum. Ama ismini bilmiyorum yani. Peki sözlerinden kaynaklı mı yoksa müzikal altyapılarda gelişme? Müzikal altyapısı ve sözlerin uyuşması ya bana hoş geliyor yani ve güzel geliyor. Sözlerin hepsini anlamak mümkün değil zaten. Düşünebiliyor musun? Yani benim için yani hani başlardan, kıçından, başından falan birkaç tane bir şey anlıyorsun tamam da. Yani, tabii canım yani rap müziği iyi takip edenler bile açık lyrics okuyor sonuç itibariyle anlayabilmek için. O ayrı bir yetenek ya. Jack Daniels'ın sunduğu Süleyman Bağcıoğlu ile Rock Müzik Tarihi programına şimdi kısa bir ara veriyoruz. Doğru, birazdan devam edeceğiz. Merhaba Ankara Ankara Yer Sohbetleri bir bölümle daha devam ediyoruz. Şimdi omobumu yapacağız Süleyman abiyle. Omobumu biraz değiştirdik Süleyman abi. Omobumu soruları soracağım sana. 2 dakika bir süremiz var. 2 dakikanın altında tamamlayabilirsen sen kazanıyorsun yoksa ben kazanıyorum. Seni yavaşlatmak için sarı kartlarım var. Neden, niçin gibi sorularla dalacağım sana. Ardından da kaybedersen cezaları sen yapıyorsun yoksa ben yapıyorum. Okey mi? Tamamdır. Şimdiki aklında genç olmak mı? Aynı hataları bir daha yapmak mı? Aynı hataları bir daha yapmak. Ben işimi iyi yaparım. Bir zahmet başkaları düşünsün mü? Ben işimi iyi yaparım. Gerisi önemli değil mi? Gerisi önemli değil. Bilmediğim insanla iş yapmam mı? Arkadaş ile ye iç ama iş yapma mı? İkincisi. Tamam. Burada o zaman bir sarı kart çekiyorum. Neden? Neden arkadaşla iş yapmak istemiyorsun? Objektiflik ortadan kalkıyor gibi birazcık o zaman. Eyvallah. Sendeyken kendini duyamamak mı? Seyirci duyduktan sonra gerisi önemli değil mi? Kesinlikle kendini duyamamak. Eyvallah. Parasızlık mı? Aşksızlık mı? İkisi de olması lazım. Aynen mi? Evet. Eyvallah. Baba olmak mı? Müzisyen olmak mı? İkisi de olması lazım. Fender mi, Ibanez mi? Fender. Tıka basa dolu mekan mı? 5 kişi bile dinlese bana yeter mi? Abi tabii ki 5 kişi bile beni dinlese yeter de. Ama tabii tıka basa olan bir salonda başka bir durum. Güzel bir durum yani. Bir rockçı handikapı olarak sigarayı ağzına tutmak mı, gitarına koymak mı? Duruma göre değişiyor abi yani. İlla birisini mi söylemem gerekiyor? Evet, bir tanesini. Ağzımda dursa daha iyi yani. Şimdi neden diyecektim ama zaten cevabı galiba belli. Daha evet, rahat. Evet. Eyvallah. Harcadık bir tane. Hemen devam ediyorum. Alkolü bırakmak mı, sigarayı bırakmak mı? Abi ben alkolik de değilim. Alkolü yani zevk için, tamamen zevk için içerim. Hatta vücudum alkole karşı dayanıklı değil. Ama ikisini de bırakma. Niye bırakayım? Gençlere örnek olalım mı, herkes keyfine baksın mı? Herkes keyfine baksın abi. Neden? Hemen bir tane daha çektim.
Nedeni o kadar, yani nedeni bir kelimeyle açıklamak çok, kaybettim tamam peki. Neden? Nedeni yok abi onun. Eyvallah. Vokal kaprisi mi yoksa mekan sahibinin tribi mi? Hangisini tercih edersin? İkisini de tercih etmem kesinlikle. Seyircinin kendi arasında konuşması mı daha çok sinirini bozar yoksa flaşlı fotoğraf çekmesi mi? İkisi de sinirimi bozmaz. Viski mi Yager mi? Abi ikisi de güzel be. Eyvallah. Ama viski yani. Shadows mu Beatles mı? Bu da gıcık bir soru abi yani. Shadows'u güzeldi ama Beatles tabii ki. Yani. Beatles mı Rolling Stones mu? Stones'a çok şey olur yani. geçer. Haksızlık olur ama Beatles diye tamam hani. Beatles mı AC/DC mi? Abi ikisi de ya. İşte öyle. Bulutsuzluk özlemi mi Moğollar mı? Abi yerleri çok ayrı yani ama Moğolların tabii yaptığı durum çok daha bir başka bir durum yani. Ama bulutsuzlukta acayip çok güzel besteleri var adamın yani. İnrak mı Spitfire mı? Aynı şekilde ikisinin de yeri ayrı yeridir. Ama inrak yani evet. Son sorum, kötü davulcuyu mu tercih edersin, kötü vokali mi? Hangisine okeysin? Abi ikisinde okey değilim ama illaki tercih durumunda kalırsam davulcunun iyi olması kesin şart yani. Şart yani. Teşekkürler. Bu oyunu senle dedim bir şey olmak benim çok işime geldi. Sen kaybettin. Ben mi kaybettim? Kaybettim ya. Çat çat cevap verdim ya. Tamam abiciğim. O zaman şöyle cezanı çek. Peki. Hadi bakalım. Nedir? Vay be. Gözlerimin durumu ortada değil mi? Süleyman abinin cezası zor bir tekerleme söylemek. Abi kameralara bakarak hadi bir alalım seni. Nasıl kamera? Nasıl biniyor? Şuraya doğru. Pohpohçu pinti profesör pofur pofur pofurdayarak hınçla tunç çanak içinde punç içip pülverizatör prospektüsünü papaz balığı biblosunun birisindeki papatya buketinin bu yanına bıraktıktan sonra palas mandras pülümürle pötügürden getirdiği porsuk pötüklere pösteki polululuların pıtırcık pazarında. Bu ne abi? Kim yazdı bunu? ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Pasaparoğlasıyla pervasız pervas peyzajını ve peronospora pestekerini pestiline posbıyıklı pisboğaz pedagoga pınar başında beş peşkirle peş peşe peşin peşin peşkeş çekti. Sonra da pılısını pırtısını topladı. Ping pong, ping pong, ping pong, piyano, ping pong, piyano, ping pong, piyano, ping pong, piyano, ping pong, ping ping pong diyerek posofun pisi pisi olundan yapılma piştovsu piposunu tüttüre tüttüre petalisine doğru paytak paytak yürüyüp gitti. Bravo! Bravo! Evet. Abi vazgeçersin sandım. Maşallah ne sabır vermiş. Abi ne yapayım? Kim yazdı bunu? Peki benim yani bu ne biliyor musun abi? Bu konservatuvarlarda tiyatro bölümü öğrencilerine kendilerini geliştirsinler evet, falan diye öğretilen yani şey yapılan tekerlemeler, tembihler. Genelde bir konservatuvara girdiğinde birinci sınıfta böyle oyunculukta bu elin bununla tur atarlar. Ve kafayı yerler sonra zaten. Türkiye'de tiyatroculuk niye bu halde? Yani. Tamam hadi. Hadi. Teşekkürler. Başka sorum yok. Merhaba, iyi akşamlar. Zor bir omurumudan sonra şimdi devam ediyoruz. Abi sana şunu soracağım. Çok fazla grupla çalıştığını tahmin ediyorum. Evet. Tek başına bu işi yapmak mı, grupla yapmak mı? Grupla yapmak. Tek başına besteciysen eğer bestelerin varsa lanet olsun deyip işte bu yeni teknolojiyle oturup evde davulunu çalarsın, basını çalarsın falan. Ama öyle bir durumda olmadığım için. Ya öyle olsam bile zaten grupla ya. Ya şu anlamda sorun aslında. Yani, tabii ki grup her zaman lazım da. Mesela şöyle bir şey duymadık biz. Süleyman Bağcıoğlu ve Rock Orkestrası. İşte Süleyman Bağcıoğlu, işte İnrak, Spitfire hep grup isimleriyle anıldı. Senin için yani bu işi kolektif yapmak aslında daha kıymetli. Tabii kesinlikle. Peki insan idare etmesi soru olmuyor mu? Çünkü anladığım kadarıyla işte patronluk ya da boss sen oluyorsun. Yok abi öyle boss diye bir durum yani hep öyle görülür ve öyle denir de. Yani arkadaşlarımı da zaten grup arkadaşlarımı hep bu konuda fırçalamışımdır.
yani fırçalamışım da derken yani, böyle bir şey yok, bırakın abi. Yani biz kaç kişisek, 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi neyse yani. Beraber yapıyoruz bu işi. Bu işin patronu olmaz abi yani. Peki mesela çok uzun zamandır sektörün içerisindesin. Çok fazla grubun da oldu. Ankara'da bu işi yapmak bir nebze daha mı kolay İstanbul'a göre? Vallahi bilmiyorum yani, Ankara'yı ben hep çok sevdiğim için yani, İstanbul'a ben ne zaman gitsem seneler boyu hep çalmaya gittim geldim, işte haftanın iki günü orada çalıyordum bazen falan. Benlik bir şey be herhalde, İstanbul'a ayağımı attığım andan itibaren orada böyle bir şey, hortum benim bütün enerjimi diye alıyor. Öyle hissediyorum yani, kendimi öyle görüyorum. Ondan sonra oradaki işim bitip de Ankara'ya döndüğüm zaman Ankara'ya girişte böyle bir başka bir durum oluyor. Bunu hakikaten izahı çok zor. Yani bunu açıklayamam. Hakikaten zor açıklarım. Yani açıklayamam. İşte ancak işte burada başka bir atmosfer var, başka bir durum var diye söyleyebiliyorum. Ama yani bunu işte yeşille morun karışımı, morla lacivertin nüansı bilmem ne falan diye açıklayamazsın yani. Açıklarsın da belki karşındakini anlatmak çok zor bunu. Yaşanılacak bir durum yani. Ama bu tabii hiçbir zaman işte İstanbul daha bilmem ne falan değil. İstanbul'da çok acayip müzikler var yani. Orada çok acayip müzikler de yapılıyor, yapıldı, yapılacaktır bu herhalde. Ankara... Bunlar boş işler be. Arkadaşlar kanalı kapatıp gidiyoruz. Teşekkürler Süleyman abi. Tercih ettiğin hayat kolay bir hayat değil bence abi. Yani işte bir yandan işte daha demin dedim, işte baba olmak, müzisyen olmak, ikisi aynı anda. Yani hiçbir etik değeri de geride bırakmıyorsun ama bir yandan da sadece müzik yaparak hayatta kalmak da bu ülke şartlarında hiç kolay bir şey değil. Bu böyle bir yolu tercih eden insanlara veya tercih edecek insanlara bir şey söyleyebilir misin? Yani tek bir şey söyleyebilirim. İstediğini yap yani. Ne istiyorsan onu yap. Ama iyi yapmaya çalış. Yani bu da ben bunu iyi yaptım şeklinde söylemiyorum ama hayatta tamamen söyleyebileceğim tek bir şey var. İstediğin bir şey varsa o istediğin şeyin peşinden koş ve onu yap. Başka birilerinin veya başka şartların mecburen yaptırdığı bir durumda devam edersen sadece mutsuz olursun yani, o da yetiyor yani. Ya dışarıdan bakıldığında müthiş cazibeli bir hayat gibi. İşte müzik yapıyorsun, barlarda çalıyorsun, şehirler geziyorsun. İşte hakikaten sex, drugs, rock'n'roll yani çok iyi gibi bir şey ama kim bilir nelerden vazgeçmek zorunda kalmışsındır. Bu hayata devam edebiliyor olmak için diye düşünüyorum. Çünkü ister istemez bazı bedeller ödetir insana. Vallahi ben hiç bedel ödediğimi zannetmiyorum. Eyvallah. Çünkü çok istediğim bir şey idi. Onu yaptım ve hala onu yapma devam ediyorum. Her türlü baskıya, yani baskı derken işte tabii ki yaşadığımız baskı, ülkenin baskısı, işte bu salgının baskısı, onun baskısına rağmen onu da yapmaya devam edeceğim. Eyvallah. Duydunuz mu? Başka sorum yok. Merhabalar. Simülasyonda bu aradalar. Erdoğan'ın bazı dostlar geldi, dükkanlar kapanıyor dedi. İşte rakamlar ortada. Kapanan filan yok açıklaması yine akıllara durgunluk verdi. Yine biz başka bir yerde mi dayak yedik diyoruz ve devam ediyoruz. Zira veriler gösteriyor ki 2020 yılında en az 99.588 esnaf kepenk kapatmış. Bonus olarak gelen iflaslar, hacizler, devleşen kredi borçları ve hatta intiharlar içinde bu ne biçim promosyon diyoruz. Tecahül-ü Arif'in edebi bir söz sanatı olduğunu hatırlatarak buradan her şey böylesine ayyuka çıkmışken hala salığa yatan dostlarımıza yakın gözlüğü yazıyoruz. Her biri üstün zeka ürünü olan kısıtlamalar yeterince işe yaramamış olacak ki Anadolu'muzun yüce dağlarının Uludağ'daki çılgın korona partileri aylardır iş ve alışveriş dışında evinden çıkmamış bir sıradan halkta enseden içeri atılan kar topu gibi bir şok etkisi bıraktı. Ulema afilli kayak otellerinde keyif çata dursun, 1.000 liralık yardımla çenesi kapatılmaya çalışılan eğlence ve hizmet sektörü birçok şehirde sokağa çıktı. 2 aydan uzun süredir kapalı olan kafe, bar ve restoran çalışanlarının sesi bu sefer de duyulacak mı bilmiyoruz ama AVM'lere HES koduyla girilebildiği, otellerin konferans salonlarında
her türlü etkinliğin her zaman yapılabildiği ve bahsi geçen çılgın kayak hamlelerinin yapılabildiği canım ülkemizde 8 milyondan fazla insanın geçimini sağladığı bu sektörün yok sayılması olacak iş değil sevgili seyirciler. Diyanet yine oturmuş 12 milyar 977 milyon liralık ödeneğimizin hakkını nasıl versek diye düşünmüş olacak ki akıllara zarar bir açıklamada bulunmuş. Evlenme niyetinde olanlar birbirlerinin mahrem yerlerine şöyle bir fikir verecek ölçüde bakabilir. Hocam şimdi biz tam anlamadık. Gösterelim ama elletmeyelim mi? Elleteceksek ne kadar elletelim? Çok eşlik caizse grup sekste farz mıdır? Bilemedik. Serdar Ortaç'ın şerefine kadehler vurulduğu, meze yapılıp harcandığı gecelerde edindiği borçlar Ziraat Bankası tarafından ertelenmiş. Borcu yüzünden intihar eden onca vatandaş dururken Serdar Ortaç'ın bu ayrıcalığı nereden geliyor deyip kendisine ünlü düşünür Seda Sayan'ın "Hangi hükümet o, hangi hükümet? Kim seni koruyor, kim? Yediği kapı pisleyen adam sen de." sözleriyle sesleniyoruz. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasını sizlerle paylaşıyoruz. En müreffeh ülkelerde dahi yürek burkan sahnelerin görüldüğü bir süreci en az sıkıntıyla geride bırakmayı başardık. Neredeyse bir yıla yaklaşan salgın döneminde ne sağlık krizi ne sosyal çöküntü görüntülerine şahit olduk. 46 milyar liraya geçen sosyal koruma kalkanı ödemelerimiz ülkemizin ayakta kalmasını sağladı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde aşı sıkıntısı var. Biz ise şu anda aşı konusunda attığımız adımlarla, yaptığımız ödemeyle aşılarımızı aldırmayı başladık. Ve ilk etapta 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek. Ve sosyal yardım için 81 milyar lira para harcadık. Gerçekten duydun mu? Geride bıraktık diyor. Herkes kayıttaysa ben de kayıttayım. Ankara Ankara Yersiz Sohbetler bir bölümüyle daha hızlı hızlı devam ediyor. Şimdi Süleyman abiyle kova yapacağız. Hazır mısın abi? Hazırım abi. Kova konseptiyle de biraz oynadık. Şöyle karşılıklı sorular çekiyoruz. Yanlış cevap verirsen ya da pas geçmek istersen şat atıyorsun. Öbür türlü ben şat atıyorum eğer sen doğruyu yaparsan. Evet. Soruları bilmiyorum, şatları bilmiyorum. Şatların hepsi güzel değil, bunu biliyorum sadece. Evet abi, konuk başlar. Buradan bir şey çekip... Evet, sor. Sen çekip bana soruyorsun. Her şeyi de bunu nasıl okuyacağım ben abi? Onu düşündünüz mü? Çok iyi. En sevdiğin hareketi çek. Dur, olmadı. Güzel, ben de onu yapamadım. Aynen. Yayınlayabiliyor muyuz? buyur abi, bir tane şat atıyorsun. Ben atıyorum. Tabii ben yaptım. Ha. Yapamam edemem deseydim... Hepsinden seçebiliyor muyum? İstediğini seçebiliyorsun abi. Hayır, şunu alacağım. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hmm. Alkol içtin. Güzel. Oh, tamam, geçmiş olsun. korku dolu anlar, evet. Yenemediğin bir bağımlılığın var mı abi? Varsa anlatır mısın? Var. Sigara. Ama yenmek istemiyorum. Sonuna kadar devam. Evet. Kitaplarda yazanlar yanlış. Yanlış değil. O doğru olabilir ama yani... Umurumda değil. Umurumda değil. Tamam. Şatımı atıyorum en yakınına. Neydi? Gager mi? Soya sosunu içine koyan arkadaşıma çok teşekkür ederim. Evet, çekiyorum. Hazır ol koçum. Derdi Yoklar ve Akbaba İkilisi grupları sahneye ilk defa nerede çıkmıştır? Düğün salonunda. Bilmiyorum ki bunun cevabını. Doğru mu yanlış mı? Düğün salonunda soruyu soranlar. Doğru mu? Doğru. Ülke ve şehir olarak sorulmuş soru. Aa. Düğün salonunda. Yine mi kaybettim? İstanbul'da ve Türkiye'de. Ne? Almanya'da. Düğün salonunda mı? Düğün salonunda, tamam. Atacağım artık. Kaçamayacağız ki abi. Teşekkürler. Buyur abi. Sen çekiyorsun. Yine mi? Evet. Ben. Bütün şartları bana işiriniz. Süleyman abi, kameraya en seksi bakışını atabilir misin? Şu kameraya doğru. Oraya mı? Evet, bana değil ya, bana atma.
Ben hiç şey yapmadan şatımı atıyorum. 33 demem lazım. Ben... Ne içtin abi? Abi kafası sonradan gidiyormuş bir saniye. Oh. Seni sarıyor. Galiba hardal içtim ya ben daha demin. Oo. Ankara'da günümüzde müzik yapmaya devam eden yerel müzisyenlerinden 5 isim say. Tars söyle abi. Tars söyle. Hayır sen söyle. Ben söyleyeyim. Benim işim bu zaten. Tars söyle. O şatı attıracağım sana evet. O şatı attıracağım sana. Yerel Hint müziği. Lütfen abi makul ol. peki rock abi. Rock müzikten sayayım abi. İşte kolaya kaçayım. Inrock, Spitfire. Ama onların ötesinde sayabilirim. Pilli Bebek devam ediyor mu etmiyor bilmiyoruz ama işte bam bam bam. Yani aynen bam bam bam. Onu sayabilirim. Dört. Dört. Beş. Lan çok şeyde girdim. Çok küçük sıralamışsın bunlar. Terra. Tabii ki. Tamam. Terra'sın. Beş oldu. Buyur abi lütfen. Ben içiyorum. Aynen mi? Spitfire. Aynen şey. Abi bunun rengi güzel de kesinlikle üç kağıt vardır. Üç kağıt var abi. Her şeyde üç kağıt var abi. Peki. Nidem alev alev. Her şeyde üç kağıt var. Şunu alayım hadi bakalım. Oo, şey badem likörü bu. Evet. Hmm. Ekibin bana kastı var diyerek. Gel badem likörü. Devam ediyoruz. En son söylediğin yalanı söyle. Kime söyledin? Kendime sen çok iyi bir gitarcısın. Yani piçliğin böylesini görmedim. Şatıma atarım yani. Yalan değil. Alkol. Oh. İyi mi? Tamam. Alkol. Rakı içtim. O sek biraz zordur da. Yapacak bir şey yok. Lütfen buyur. Sen çekiyorsun. Ben çekmedim mi? Sen mi? Pardon. Ben çekmedim mi? Artı şartlar ilerledikçe. Bir ay dil altatma hazırladın mı? Riff ne demek? Ya bu şu an sen açarsın. Sıkıntı yok. Daha demin bilirsin. Riff gitarda ve müzikte bir partisyon aslında. Doğru. Onu yapma hali. Doğru mu? Doğru. Lütfen abi buyur o zaman doğruysa. Oradan da alabiliyorum değil mi? Şartlar da azalmışken. Tabii tabii buyur lütfen. Abi en kötü sudur yani değil mi? Bizimkiler o kadar insaflı değil abi ya. Bir şey likör ama. Berbat bir şey değil mi abi? Geçmiş olsun. Bir kelime sorusu abi. Argo kelime sorusu. Vasistas ne demek? Vasistas açılıp kapanabilen pencere. Onlar eski terimler. Ben bilmiyorum. Eski adam. Yaşlıyım. Güzel. Gagar mıydı? Likör gibi şey. Aperol herhalde. Buyur abi. Şurada. Eğer bu zamana kadar yaptığın her yasalı şeyden tutuklanacak olsaydın kaç kez tutuklanırdın? 100 milyon bin kez. Ya çok kez herhalde her yasa evet. Dışında saydık. Ama yasaların dar olması dışına çıkmaya da sebebiyet veriyor ya. Yani. Doğru. Yasalar dar. Evet. Değil mi? Biz günahkar değiliz. Ben mi içiyorum? Lütfen abi tabii cevabımı verdim. 100 kez. Abi ne olur viski ol ya. Hiç viski gibi gözükmüyor adamı. Hadi bakalım. Sirke. Abi öyleyse... Birini şey gösterebilirsin. Feda edebilirsin. Peki içmeyebilir miyim yani? Ama bir ekipten birini feda edeceksin. Ona içireceksin. Yani? Set çekir tabii. Sirkeli bir şey abi bu. Yani sirke güzel tamam da şu anda içkinin üzerine bilmiyorum yani ben... Evet. Bakın yeterliğimizden. Doruk'un rezil olduğu an. Evet. Sirkeli su değil mi? Ne? Devam yürü. Şurada kus. Hadi. Sirkeydi değil mi? Evet. Abi özür dilerim ben bir de ben seni seçemedim yani. Ha. Dinlemekten utandığın bir şarkıyı mırıldan ya da söyle. Yapamıyorsan şat at.
Abi dinlemekten utandım. O kadar ya utandım değil de işte yani. Ya çok, Süleyman abi de bunu dinleme. Çok pis bir soru bu abi ya. Hadi abi. Ben atayım o şatı ama sen söyle şunu ya ne olacak? Bey yani dinlemekten utandığın bir şey yok ki yani dinlerim. Sevmem. Veya severim ve yani veya tamam falan dedim ama ben bunu nasıl dinledim falan diye utandım diye bir durum yok. Ya Süleyman abi bunu dinlemez dedim bir şey yok. Hiç mi yok bir arabesk şarkı, bir pop şarkı, bir ağzına dolanmış yanlışlıkla. Böyle var ya, abi. Dert bende, derman sende. Dert bende, derman sende. Neydi? Derman sende. Derman sende. Bilmiyorum ama. İşat kalmadı. Teşekkürler. Mide Fesadı eşliğinde Yersiz Sohbetler Kova Yapak mı bölümünü 10 kapak atarak bitirdik. Teşekkür ederim. Gerisini yönetmenim düşünsün. Merhabalar tekrar. Ankara Yersiz Sohbetler'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Süleyman abiyle beraberdik bu gece. Bir Ankara, aslında kısa bir Ankara tarihi dinledik. Rock müziğe dair konuştuk. Süleyman abiye dair konuştuk. Gayet güzeldi. Abi çok teşekkür ederim geldi. Teşekkür ederim abi. Çok teşekkür. Kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı bizi izleyenlere, dinleyenlere? Herkes dilediği gibi yaşasın abi yani. Sevgiler, saygılar ne diyeyim abi. Çok eyvallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Süleyman abinin niye vokal değil gitarcı olduğunu daha deminki şarkıdan anlamış olduk. O kadar kötü. Teşekkürler, iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Jargon, yumruk ve çok az caz.